hesabından bir paylaşım yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, o da İstanbul'daki taksi sorununa ilişkin bu sorunun çözülmek üzere olduğu görülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımından şöyle yazmış: İstanbul'daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum, demiş Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğinden bu yana İstanbul'un taksi sorununu çözmek için, İstanbul'daki taksi sayısını artırmak için çeşitli defalar adım attı. Fakat Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra UKOME'nin bu Ulaşım Koordinasyon Merkezi taksi ile alakalı kararlar da oradan çıkıyor. Yapısı değiştirildi. Daha evvel CHP İstanbul'u kazanmadan evvel çoğunluk belediyedeydi. Yani belediyenin istediği kararlar burada belediye çoğunluğu olduğu için kolaylıkla kabul ediliyordu. Fakat İmamoğlu kazandıktan sonra oranın yapısı değiştirildi ve çoğunluk Ulaştırma Bakanlığı'na geçti. Ulaştırma Bakanlığı'nın bürokratları İBB bürokratlarından daha fazla. Dolayısıyla İmamoğlu'nun istediği kararlar buradan çıkmıyor. Ve bu taksi meselesinin çözümü konusunda atılan her adım şimdiye kadar iktidar eliyle engellendi ve bunun cemeresini de İstanbullular yıllardır çekiyorlar. İşte İstanbul'da taksi bulmak, taksiye binmek, yakın mesafe bir sorun, uzak mesafe bir sorun, işte taksilerin turistler, yabancı turist peşinde koşması, onlardan çok para alması vesaire büyük bir problem İstanbul'da. Şimdi anlaşılıyor ki bu sorunun çözümü konusunda bir mutabakata varılmış, iki taraf bir uzlaşıya varmış ve yarın UKOME toplantısında bu konuyla ilgili alınacak karar ya da önceden üzerinde uzlaşılan düzenleme kabul edilecek, UKOME'den geçecek ve İstanbul'da taksi sorununun çözümü konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Bu önemli bir haber. Ekrem İmamoğlu birkaç dakika önce attı bu tweet'i. Biz şimdi yine İstanbul'da devam edelim. Bugün İstanbul'da sel vardı. Sağanak yağış çeşitli bölgelerde sele neden oldu. İstanbul'da ciddi sorunlar yaşandı. Sağanak yağış nedeniyle Sultan Gazi'de cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağış sonrası İsmet Paşa Caddesi göle döndü, trafik kilitlendi, alt geçitler suyla doldu. Avrupa yakasında Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Bayrampaşa'da alt geçit suyla doldu. Toplu taşıma araçlarını kullananlar sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı. Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yeni bir uyarı yayınladı. Saat 15'e kadar, yani bu saate kadar geçerli uyarıya göre bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleriyle Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada meteoroloji radarından alınan bilgilere işaret edildi. Yapılan son değerlendirmelerde İstanbul'un batı ve kuzey kesimleriyle Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de İstanbulluların dikkatine, AKOM verisine göre İstanbul'un batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağış 15'e kadar batı ve kuzey kesimlerle birlikte Boğaz çevresinde de kuvvetli şekilde devam edecektir denildi. Olası olumsuz durumlarda lütfen Alo 153 ile iletişime geçin uyarısı da, çağrısı da yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbullulara. İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı Murat Ongun da sosyal medya hesabından bugün bir paylaşım yaptı. Murat Ongun da Twitter'da şunu yazmış, diyor ki kimi medya, kimi televizyonlar hala işte bir takım alt geçitlerde ani yağış nedeniyle yaşanan sorunlar çözülmüş olmasına rağmen, su tahliyesi gerçekleşmiş olmasına rağmen hala bir problem varmış gibi yayın yapıyorlar. Adeta bu bölgelere stüdyo kurmuşlar diye bir paylaşım yaptı Murat Ongun. Bu işte yoğun yağış sebebiyle hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve diğer belediyeleri eleştirmek için bir fırsat görülüyor bu. Ama yani bu belediyeler CHP'ye geçmeden evvel de bu haberler bu biçimde yapılırdı. Devam edelim. Diyarbakır'da kaybolan Narin'le 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım,
Narini bulmak için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Dedi ki şu anda çember çok daraldı, sonuca ulaşmak üzereyiz. Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12.565 araç, 32.952 şahısın sorgulaması yapılmıştır. 44 jandarma, 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev, 22 metruk binada bizzat uzman ekipler tarafından arama icra edilmiştir. 16 plaka tanıma sistemi noktası, 78 tane kamera incelenmiştir. 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesine başvurulmuştur. Şu anda arkadaşlar çember çok daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nın imkanlarını biz buraya yağdırdık arkadaşlar. Tabii ki elimizde deliller var, deliller var, ifadeler var. Yani Narin'in biz dakika dakika, bırakın saat demiyorum, bak saat olayı demiyorum. Dakika dakika Narin'in köydeki hareketlerini, faaliyetini, her türlü şeyini kayıt altına aldık. Biz zaten delilleri bir şekilde oluşturuyoruz. Bu deliller üzerinde yürüyoruz. Sonuca çok yaklaştık. Ben buna inanıyorum. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucumuzu alacağız. İnşallah Narin sapasalim bulunur. Bir kişi gözaltında bu olayla ilgili bu arada. Az önce Tele1 yayınında Diyarbakır'dan bir gazeteci bağlandı ve dedi ki gözaltına alınan kişi aileye yakın bir isim dedi. Bakalım ne çıkacak bunun arkasından, göreceğiz. İnşallah Narin'e bir an önce ulaşılır. Devam edelim. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarını partisine il başkanı olarak atıyor. Önce Kahramanmaraş baro başkanı il başkanı olarak atandı. Şimdi de Afyonkarahisar baro başkanı, avukat Turgay Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı oldu. Şehrimizin insanı, kendi hemşerisini, Kahramanmaraşlı. Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül'ün görevini bırakmadan AKP Kahramanmaraş İl Başkanı olmasının ardından Afyonkarahisar'da da aynı durum yaşandı. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Avukat Turgay Şahin, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Afyon İl Başkanı yapıldı. Temsil eden bir başka meslek örgütü yok. Baro başkanlığı görevinden ayrılmayan Şahin'in Ekim ayındaki baro seçimlerine kadar görevi sürdürmeyi düşündüğü belirtildi. Şahin'in AKP ile ilgili paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarında AKP Afyonkarahisar İl Başkanı, Afyonkarahisar Barosu Başkanı ifadeleri yer alıyor.